Çok değerli müzisyenimiz Recep Güler dostumla bu bölümde onun biraz Ran sayımanlarından ve çalışma profilinden bahsedeceğiz. Otel lobilerinde kaliteli otellerimiz var İstanbul'da, çalıyorsun. Piyanoyla da çalıp söylüyorsun biliyorum. Tabii. Bunlara Recep'ciğim. Sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşsın? Biraz dostlarımıza malumat verir misin lütfen? Bana ulaşmak isteyenler tabii telefon numaram var, e-mail adresim var, Facebook var. E-maili verir misin lütfen? racigelere@hotmail.com. Evet, bir daha söyleyelim. racigelere@hotmail.com. Tamam. Telefonu vermen de sakınca. Hayır. Verelim. 0532 242 4531. Evet. Böyle değerli bir müzisyenimizi bu telefondan bulabilirsiniz. Ders veriyor musun Recep'ciğim? Yani bu akorları, bu kombinasyonları, bu kompozisyonları öğrenmek isteyen bir sürü genç vardır illaki. Tabii seve seve. Onlara ders veriyor musun? Arzu eden varsa tabii. Şu anda bir dershanem var mı? Evde mi? Ev. Eve gidebiliyor musun? Giderim. Tamam, tabii. Harikasın. Bir zamanlar ben de yaptım bunu. Tabii canım, seve seve. Yani birliklerimizi aktarmak en büyük kutsal bir görev zaten. Evet. Yani insanlar yeter ki ulaşmak istesinler. Tabii. Orkestralarda da çaldın. Evet. Onlardan biraz bahseder misin lütfen? Uzun senelerde orkestracılık yaptık. Her türlü orkestracılığın, her türlü branşına girdik. Yani Anadolu popundan, Anadolu rock'ından, pop müziğinden, rock müziğinden, flamenco gruplarda, Greek gruplarda. Yani her yere girip çıktık. Ortak dostumuz Haluk Dayıoğlu, müthiş piyanistimiz, evet. Müzisyenimiz. Dayıoğulları zaten. Kankam benim, evet. Hepsi efsanedir. Evet. Biraz Haluk Dayıoğlu'ndan bahseder misin? Haluk'tan bizim aşağı yukarı 30-40 seneye yakın çok iyi bir dostumuz var. Oh, ayrıca maşallah. Görüşüyoruz öyle. Sağ olsun son günlerde benim yaptığım çalışmalarda piyano çaldı. Çok da güzel oldu. Çok sıkı bir dostumuz var. O da bir deha yani. Çok büyük deha. Korkunç bir deha. Dayıoğulları zaten hepsi öyle, deha. Öyle öyle. Nejat Dayıoğlu, evet. Faruk Dayıoğlu değil mi? Abi evet, hakikaten bu yani klinik vaka yani. Evet. Kesinlikle milletlediği zaman saçını başını yolan bir olay yani. Müzik dehası olarak. Sizin için çok enteresan bir olay anlatayım. Antalya'da bir müzik kuarı açılmıştı. Meşhur Antalya. Antalya'da bir firmalar orada. Orada enstrümanları şey yapıyorlar, sergiliyorlar. Hatta Yamaha standı bir Alman şeyi itmişler. Piyanist, çalıyor, söylüyor falan. Adam dolaşanlar yani öylesine bakıyorlar falan işte hani dinliyor falan, adam çalıp söylüyor falan. Neyse bir tane çok güzel Yamaha piyano vardı, adam şeyini bitirdi. Normal insanlar gidiş yolunda falan hani sağa sola bakıyorlar, işte giriyorlar bakıyorlar. Haluk piyano başına geldiği zaman standart insan kalmadı. Standart insan kalmadı yani ne oluyor diye uğradılar yani, bu kadar muazzam bir yani. Kişileri evet, kendine çeken bir şey yani. Müthiş bir virtüöz. Evet, şimdi şurada evet. Şurada şu çalıyor falan değil yani. Bilet duyup standları boşaltan. İnşallah Haluk Dayıoğlu'nu da çağıracağım. Ben bütün Dayıoğulları'nı toplamak istiyorum aslında. Evet. Onu başarabilir miyim bilmiyorum ama buradan kendilerine bir davet edeyim yani. Onları seven kardeşlerim tabii, olarak. Tabii. Evet, bu bölümümüzü de burada bitirelim lütfen. Son bölüme geleceğiz.